Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü açtı programında. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas. Efendim Alpay Öztürk var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve efendim araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı stüdyoda konuğu. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba. Evet İran-ABD gerginliği. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devleti'nin. Üçüncü dünya. Evet evet. Amerika Birleşik Bille... Devleti'nin e, e, efendim bu bölgede birileri üzerinde Buralardaki insanları halkları politize etmek, teorize etmek ve vekale savaşlarıyla çekip gidiyor. Böyle bir düzen devam edip gidiyor. Milyonlar ölüyor, milyonlar evsiz, barizsiz ortada kalıyor. Çoluk, çocuk perişan fotoğrafları görüyoruz. Bir de tabii bunu fırsat bilerek bu gerginliği vekale savaşlarını fırsat bilerek üçüncü dünya savaşı çıktı. Üçüncü dünya savaşı çıkıyor. Kim, kim kimi kim kimin yanında kim kiminle beraber gibi şeyler var. İddialar var, söylemler var, kalemler var, yazılar var, yorumlar var. Nasıl bakıyorsunuz efendim? Buradan girelim. Estağfurullah. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra tabii kendi içerisindeki Evet. Kendi içerisindeki ses gitmiyor herhalde. Evet yok ses Seslik iyi. Teknik masayı ikaz etti. Şimdi e, ne yapalım? Bazen Olacak. sesimiz kısılıyor. Hayır, sesimizi <laughs> kısmıyorlar. Efendim mikrofonda uzak tutunca öyle çok oluyor. Şükür, çok şükür Evet. sesimiz kısmıyorlar, kısmazlar inşallah. Evet efendim. Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra pek sömürgecilikte milli olamadı. Yani kendi Millilik civarında var? tabii. Sümür yani, millilik. Yani daha doğrusu dünyevi diyelim, dünya millisi oldu. Evet. Şimdi evet. canın istediği yerde dünyanın orada bir şey görürse... o benim diyor. Evet. Ben de yiyeceğim ondan. Ben diyor. petrolü seviyorum. Ha halbuki ilk kurulduğu zamanlarda sadece Amerika civarında işte e, Güney Amerika'ya doğru, Orta Amerika'ya doğru, e, ne bileyim Kuba'ya doğru, daha başka adalara doğru hafiften açılıyordu. İlk defa kıtalar arası milli olması diyelim gel buna böyle bir Anladım. ifade kullanalım. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt zamanında oldu. Ve ilk millilikleri de bunların 1900'lü yılların başında Roosevelt'in cumhurbaşkanlığı sırasında ilk hedefleri de Abdülhamit Han'ın onlara sel yardımı gönderip dünya devletleri içinde ilk yardım gönderen Osmanlı devleti olmasına rağmen bu yardımı gördükleri kapıya ihanetle başladılar. Kıtalar arası sömürgeciliğe. Ve Osmanlı'yı yıkmaya çalışarak başladılar. Ve 10 senelik uğraşmayla çok masrafta etmeden birilerini kullanarak hep değnek kullandılar efendim. Evet. Hep sopa kullandılar. Bu Theodore Roosevelt Sen Juan Harbi'nden sonra meşhur oldu Amerika'da. Zaten ailesi bunun meşhur bir aileymiş. Yani Amerika'nın ilk kuruluş yıllarında böyle çok büyükçe toplu biraz da uyanık bir aileymiş. O aileye mensup. Albaylı, albaylığı sırasında İspanyollar Kuba bizim diyorlar. Amerika'da Olur mu ya sen ne arıyorsun burada Küba'da? Küba bizim diyorlar ve sen Juan Tepesinde Küba'da, işte Havana'nın daha dışında bir yer. Orada büyük bir çarpışma oluyor. Kübalılar var 3000 kadar insan, işte İspanyollar var 5000 kadar asker, Amerikalılar var 5000 kadar asker. Amerika iki tane büyük generalini bu tepe muharebesinde görevlendiriyor. Beş yıldızlı. Hmm. Beş yıldızlı yani Maraşalimsi gibi yani. Evet. Maraşal kopyası gibi. Efendim görevlendiriyor ve bu birliklerden birisinin içinde Albay Theodor Roosevelt var. Albay. Hmm. Yani sen adam bir albay. Evet. Yani Türkiye'de şu anda belki iki bin tane albay vardır, üç bin tane albay vardır. Hı -hı. Belki daha fazladır. Efendim bu kimse orada çeşitli boşlukları bularak, uyanıklık yaparak, biraz da dehşet salarak ortala, çok öldürme yaparak bu Sen Juan tepesi çarpışmasını, muharebesini kendi kazanmış gibi gösteriyor dünyaya. Amerikalılar şak 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 şak. Amerika'nın ilk onur, büyük onur madalyası Theodore Roosevelt'e veriliyor. Evet. Bir Roosevelt var İkinci Dünya Harbi'nde. O Franklin Roosevelt. Hı hı. Çocuk felci geçirmiş tekerlekli sandalyeyle İsmet Ünlü'yü kafesleyen kimse. Evet. Kahire görüşmeleri, Adana görüşmeleri falan. Oralara gelen adam. Churchill beraber. Efendim, o da aynı aileden. Ama o Franklin. Evet. Çocuk felci geçirmiş. Tek elektrik sandalyeye mahkum olmuş. Ve o Roosevelt'te Amerika tarihinde üç defa seçilen tek başkan. Geri kalan başkanlar hep iki iki gidince anayasaya iki defadan fazla seçilemez koymuşlar. Ortalamasını almışlar. 45 tane başkanın. <laughs> Anayasa şimdi iki tane. Şu anda Trump bu ikinciye oynuyor. Bu Kasım'ı öldürmek de olsa olur. Veya Kasım Süleymani'yi öldürmek de olsa olur. Daha başka şey de olsa olur. İcamında Türkiye'ye bir kötülükler yapmak da olur. Yeter ki Avengelislere bir zararı olmasın. Başka protestanlara, e, Anglikan protestanlarına bile zarar verse, Amerikalılar şakşaklayacaklar. Onun için de Orta Doğu'yu birbirine karıştırdılar. Birinci Roosevelt gelip, gelip Osmanlı'yı İtalya'daki Garibaldi eliyle yıkabilmek için bu ekibe silah verdi. Getting diye bir silah. Bu altı namlulu top. Seri atıyor. Tak 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 tak. Toplar, obüsler tek namludur. Havanlar tek namluludur. İki namlulu falan yok. Efendim. Bunu bu adam Kuba'da deniyor. San Juan... San Juan daha doğrusu. Evet. San Juan tepesindeki muharebede bununla külliyetli insan öldürebiliyor. Çok seviyor bunu. Bura Big Stick diyor. Büyük sopa. sopa kim için? Sopa hayvana vurur, vurur değil mi? Vurulmasın efendim. İnsana vurulan sopa. Evet. Bunun aşıkıymış adam. Hı ve Afrika'ya ava gidiyorum diye Amerika kıtasından çıkıyor. Sanki Amerika'da vahşi doğa yok. Orada avcılık yapılamaz. Kenya'ya gidecek. Kenya'ya da doğrudan böyle okyanusu geçip de gitmek herhalde sıkıcı geliyor. Herhangi bir Afrika limanından çıkabilirdi. Evvela İtalya'ya geliyor. Akrabası orada. Yedi yıllar, içiyorlar. Dürür olmuşlar. Kız alıp vermişler falan. Orada bir de Roma vatandaşlığı veriliyor buna. Tarihi Roma vatandaşıydı. Theodor Roosevelt. Ondan sonra da Garibaldi'nin Makedon çetelerini bu gittinklerle efendim besliyor. Ondan sonra da yürüyün Balkanlara diyor. Osmanlı'ya direkt hücum etmeyin sakın diyor. Balkanlarda etrafı iyice sindirdikten sonra Garibaldi bizden tarih boyunca saklanan, ömrümüz boyunca bizim rastlayamadığımız 31 Mart vakasında denizden deniz yoluyla iki gemi Makadon çetesi geliyor. 31 Mart vakasında kimlerin öldürdüğü belli olmayan büyük bir cinayet grubu var. Katledilmiş insanlar var. İşte bunu deniz yoluyla Amerikan gemileriyle gelen Makadon çeteleri Garibaldi'nin bir grubu işliyor. 31 Mart yoksa iddiaçı kahraman geldi Abdülhamid Han karşı koyacak falan. Abdülhamid Han biliyor ki bu gemiden Garibaldi adım adım takip ediyor. Gemilerle iki gemi dolusu silahlı çete geldi. Müslüman değil, üstelik de Müslüman düşmanı. İşte Osmanlı Devleti bu Roosevelt'ten çekti. Cumhuriyet Devletimizde, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde ...İkinci Roosevelt'ten, e, Churchill'in yanında yer alan ikinci Roosevelt'ten çekti. Şimdi ben bu Amerika'yı ne yapayım? Amerika dünyayı karıştırıyor. Gençlerimiz de heyecanlı... ...kimseler, yazarlar, çizerler... E, ...televizyonlarda açık oturum e, müdavimleri var. Evet. Yani seyirci olarak değil, konuşucu olarak. Bakıyorsun bir hukuk profesörü... Allah öyle dünya siyasetinde ahkam kesiyor ki vay adam allame diyorsun ya. Bari yani Cumhurbaşkanı böyle bir değeri değerlendirse ya. Her telden çalıyor. Halbuki insan bir telde çalarsa ona mütehassıs denir. Ama her del, telden çalarsa o mütehassıs olmaz. Garba karışık bir adamdır. Hepsini yapıyor gibi görünen ama hiçbirini yapamayan insandır. Böyleleri çok ve harbi şaka zannediyorlar ya. Dünya harbini böyle bir caz festivaline falan gidecek mi ki zannediyorlar. Şunu bilsin ki bu harp davet ediciler. Türkiye gibi bir ordu şu anda dünya yüzünde yok. Şu anda Mehmetçik 40 yıldır siperlerde düşmanla namlu namluya çarpışıyor. Böyle bir gençlik dünyada kalmadı. Böyle bir topluluk yok. Çok rahat çaylar, kahveler gelecek. Çay makinesi, kahve makinesi çalışacak. Masada höpürde edeceksin. Ekrandan düğmeye basacaksın. Can korkusu var mı? Yok adamın. Yok. Şimdi modern dünya harbi buna dönüştürdü. Fakat büyük strateji uzmanlarının, taktik uzmanlarının, mütehassıslarının söylediği şey insan ayağa basmamış toprak işgal edilmiş sayılmaz diyor. Adım, adım 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 sayacaksın arkadaş. Türkiye Suriye'de güvenli bölgede de adım adımla gidiyor. Fırtına obüsüne bel bağlamıyor. Tamam, ondan istifade ediyor. Dronlara bel bağlamıyor. Ondan istifade ediyor. Bunlar alet edevattır. Ama bütün bu alet edevatı kullanacak insanın kalbi önemlidir. Bu hadiseler gösteriyor ki milli eğitim hatta milli öğretim diyorum ya ben ona milli eğitim bakanlığımız bu şekilde yurt sevgisini ısmarlama değil. Yerli malı, Türkün malı her Türk konu kullanmalı. Benim ilkokuldaki milliyetçilik şarkım buydu. Evimizden iyi de getirirdik, köftür getirirdik. Efendime söyleyeyim, daha başka birkaç şey, ceviz, meviz, badem ne varsa. Elma portakal da vardı, evet. E, portakal bizde olmazdı. Siz demek <laughs> Van'da Van buluyordunuz. <laughs> tabii elma vardı, elmalar tabii cins elmalar değildi. Çok güzel elmalar da kendine göre bir o mevsimde yetişmiş, o coğrafyada yetişmiş elmalardı. <laughs> Biz ilkokulda onu derdik de niye dediğimizi bilmezdik ya. Yoktu yani. Şuurumuza bir şey yerleştirilmedi ya. Ve bizim neslimizi de... ...kalem tıraşı olmadığı için... ...ilkokul öğretmenimiz bizi öğretip yetiştireceği yerde... ...kalemlerimizi açıyordu. Güzel bir çakıştı vardı. Kalemi kırılan giderdi. Biz de yazı yazmayı yeni öğreniyoruz. Bastık bu uç çıt kırılıyor... Hocam şunu aç. Hocanın önünde kuyruk olurduk. O da sabırla açardı. Bu adam bizi yetiştirecek ya. Şimdi hakikaten acı zamanlar yaşadık. Ben 1950'ye kadarki eğitimimden şikayetçiyim yani. Çünkü devlet... ...milli eğitimi de yürütemediği gibi... ...seçimlerde de büyük sıkıntısı vardı. Şimdi bakın... ...aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen hafta... ...bir partinin... ...genel başkanı... ...kadın muhtarlarla... ...bir toplantı yaptı. Yani... Ya Cumhurbaşkanı yapar bunu. Hayır, Cumhurbaşkanı. Muhtarları grup toplar, grup getiriyordu. Evet. Bölge bölge getiriyordu muhtarları. Kadın erkek ayırmıyordu, cinsiyet ayrımı yoktu. Hepsini çağırıyordu, evet. Şimdi kadın muhtarları... ...toplamış. E, bir bölücülük değil mi bu? Efendim işte yani bu iyi de... ...şey pozitif pozitif ayrımcılık. Ana ayrımcılığın bir pozitif bir negatifi mi var? Sadece hanımları niye çağırıyorsun? Zaten pozitif negatif dediğin zaman ayrımcılığı sen bu kelimelerle yapıyorsun. Ama o şey yapmıştır efendim. Bir, bir yanlış şey yapmayın. ...daha fazla Cumhurbaşkanı'na benzememek için bir farkındalık yapmak ha. için. abi yani şimdi ya. Cumhurbaşkanı bak, yıllardır muhtar bak, çağırıyor şey. Bak şeye. düşünemediydim ben bunu. Tabii, İlla kopya çekmiş olmayacak. E, moda moda olmasın. Biz hanımları çağırdık. İntihal ya yapıyor. Evet. İntihal. Evet. Tamam. Şimdi oradaki konuşması benim çok dikkatimi çekti. Çok fazla dinlemedim ama e, o dinlediğim kısma geldi demek ki bu konuşma. Efendim diyor. Bu seçimler adil değil diyor muhtar seçimleri adil değil. Rakip adayın diyor, Hı. rakip adayın oy pusulasını başka muhtarın sempatizanı olan, seveni olan geliyor. Kulübenin içinde tobarıyla alıp cebine koyuyor diyor. Evet. Sonraki gelen seçmen onun oy kağıdını göremiyor. Buyur. Bu adalet mi diyor ya? ya. Bu demokrasi mi yani diyor? Doğru. Bunun için diyor muhtarlar içinde demokratik olarak Birleşik oy pusulası yapılmalı diyor. Bu bu seçim böyle olur ancak diyor. Demokrasi var memlekette kardeşim diyor. Efendim ayrıca hem muhtarlar fellik fellik dolanıyor yardımcıları bu köy şey diğerleri ne diyorsunuz e, heyet var ya bir ihtiyar bir heyeti. İhtiyar heyeti falan onlar fellik fellik dolanıyor. Hem onlar veriyorlar girişlerde mektep okul neyse girişlerinde de hem aynı zamanda oraları tak takviye ediyorlar. Şimdi benim e, anlatacağım bir şey var da müsaade ederseniz efendim, evet. lafı hafif hafif o tarafa kaydırıyorum. Hı. 1940 ile 45 arasındaki bir muhtar seçimini anlatacağım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimde olduğu işte biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Evet. Demokrasiyi bu memlekete getiren partiyiz diye Evelallah <laughs> <laughs> Affedersiniz <laughs> Hala konuşuyoruz ama. Evet yani hala demokrasimizin hukukumuzun ne kadar ileri seviyede olduğu dünyaya örnek, örnek olduğunu konuşuyorlar. Örnek konuşuyoruz demokrasi demek. getirdiğini tabii söylüyorlar. Tabii efendim. Efendim diyor muhtarlara bir kimlik kişilik vermek lazım diyor. Muhtar diyor kardeş. Muhtarın bir işi çıktı gitti muhtarlık kapalı diyor. Ya. Herkesin işi kalıyor diyor. Hangi işi kalıyor? Ya hepsi internette var. İlmihal hal mi istiyoruz muhtardan şimdi? İl muhaber mi istiyoruz yani? Evet. kağıdı il muhaberi mi istiyoruz? Yok. Nüfus kağıdı örneği mi istiyoruz? Yok. Muhtar bunlara mühür basıyordu. Muhtarlara bir de... ...sekreter vermek lazım diyor. Heh. Bak o olur. Ha. Evet. Ve diyor bunların maaşı... ...genel bütçeden karşılanmalı diyor. Tabii. E şimdi... ...bir muhtar var, bir sekreter var... ...bunlara bir çay demleyici lazım değil mi... Var. Hazır. Sekreter memur. Çay mı demleyecek? Makine olmaz efendim. Yani demlikli demlenmiş çayın tadı başka diyecekler. Evet. Şimdi 1943'lerde falan bir muhtar seçimi sırasında muhtar seçimleri nasıl oluyordu? Muhtar seçimlerini kaymakam düzenliyordu. Hı. Mehmet Güneş Bey'in kitabında yazıyor bu okusunlar. Devri İsmet ve Sonrası diye bir kitabı var. Mehmet Güneş'in. Oradan okusunlar. Desinler ki bana sen iftira ettin arkadaş. Köylünün bütün işi muhtarlıkla. Daha doğrusu muhtarlık dolayısıyla da köylünün işi kaymakamlığa bağlı. Başka bir yere bağlı değil. Evet. Kaymakam Bey muhtarı tanıyor... ...muhtar da kaymakamı tanıyor. Kaymakam da bu kadar yani... 40 tane köyü olan bir ilçede... ...nasıl yetişsin onlara? Tahrirat katipleri var. Yani kaymakamın... ...özel kalemi diyorlar ya şimdi... ...yazı işleri müdürleri var. Şimdikilerde bir yazı müdürleri var... ...bir özel kalemi var, o ayrı. Özel kalem iki üç kişi oluyor... ...randevuları ayarlıyor şimdi. Onun hepsini bir adam yapıyordu. Tahrirat katibi kaymakamdan ileriydi canım. Onu ayarlayan işini bitirirdi. Herkes sonra da gittik mi tarat katibine? Tarat, tarat derlerdi yani. Tahrirat demezlerdi de. Efendim, tarat katibini gönderiyor. Her köyün okur yazar bir adamına köy muhtarının mührünü veriyor. Kağıdı da imzalatıyor. Geliyor kaymakam bey. Filan köyün, taş olup köyünün kaymakamı filan kişi oldu diyor. Listeyi koyuyor. Muhtarı. Muhtarı. Evet. Şimdi böyle köy köy dolaşıyor. Çok e, önem veriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Bizi muhtar seçsin diye. Kim seçiyor? Tahirat katibi seçiyor. Ya ne oy pusulası kardeşim ya? Hangi oy seçilecek ya? Efendim. Ve bir köye gidiyor. Hiç kimse muhtarlığı almak istemiyor. Muhtarlık dertli bir şey o zaman köyde bir vukuat oldu muydu? Evvela muhtarı büküyor devlet. Niye böyle yaptın? Bir kaçak silahı yakalandı mı? Muhtar karakola çekiliyor. Sen niye bize haber vermedin? Yani köylüğün, köylünün muhbiri olacak kaybakamla. Tabii. Kim olmak ister ya? Aynı köyde yaşıyorsun. 50 hane, yüz hane, neyse. Yok, 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 yok. Bizim okumamızı yazmamız yok. Okumamız, yaz... zaten köylerde okul yok. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı 11.500 ilkokul kalmamış köylerde nereye gitti bilmiyorum. Herhalde özel mülke geçirdiler. Abdülhamit Han'ın o mirasıydı. Özel mülkünden yaptırdı, özel parasından yaptı. 11.500 ilkokul. İlkokul evet. Ve camide aynı model bu camiyle ilkokul aynı avlunun içinde. Ha. Mektep medrese. Peki efendim kısa bir reklam arasında sonra e, araştırmacı tarihçi e, yazar İsmail Yağcı ile programımızı sürdüreceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. <laughs> Sevgili dinleyiciler tekrar birlikte Söz Sözü Açtı programında e, araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı var efendim. 10.300 ilkokul bunlar çok 11 bin 11.500. 11.500. Evet. E, i̇lkokul. Tabii yani Cumhuriyet döneminde 20 sene sonra ancak e, bir 17 bin, 18 bin ilk okula ulaşılıyor ki o zaman tabi e, Abdülhamit Han'dan sonra okur yazarlık yok diyorlar işte o sonra 50 sene falan geçmiş tabi 50 sene geçmiş tahttan indirilmesinden sonra 50 sene geçmiş 50 sene içerisinde bu ilk okullar bitmiş evet ben Ege'de birkaç tanesini gördüm anladım ama cami avlusunda olduğu için belki oraları ilk olarak kullanılmayı ee, ...bazı şeylere aykırı görmüş... ...olabilirler. Bazı, bazı şeylere... de laikliğe aykırıdır. Şimdi... <laughs> ben söylemedim. <laughs> Camiye fazla yakın... ...olmamak lazım. Evet. Şimdi... E, ...muhtar çok önemli. Peki... ...bu köyde ne köylü efendim? Bu Tokat'ın bir ilçesinin... ...ismini vermeyeceğim. Ha ya. verme. Orada... ...muhtar ki... seçilmiş mi? ne Yok. Herkes ben ilkokulu okumadım diyor. Kabul etmiyor. Yok Diklumam diyor. Diplomam yok. Diyor, ben muhtar ben olmak istemiyorum. Okumam yazmam yok. Hayır ben olamam Ol. muhtar diyor. Tahret affedersin neydi? Tahrirat kağıdı. Tahrirat kağıdı. Yazışma <laughs> müdürü. Yazışları <laughs> müdürü. Evet. Tarihat, efendim, tahrirat kağıtını bulabilmiş mi efendim? Evet. Bulamıyor. Evet. Ya gitse kaymakama kaymakamda evet. kimse yok dese kaymakam posta koyacak. Tabii. Ne demek? Ya ben sana bu kadar yetki veriyorsun. Veriyorum. Döv, söyle bir şey yap. Bu işi bitir. Sen tahriransın yani kardeşim. Muhtarsız köy kalır mı ya? Ben vali beye nasıl cevap vereceğim? Valimiz Ankara'ya nasıl cevap verecek ya? Filan köye muhtar bulamadık diye. Evet. Seçim yok bakın. Tayin ediyor. Tayin. Peki şimdi ne e olacak? şimdi seçilmişle şimdi ne olacak? Ha? Seçilmişle atanmış deyip de evet. Cumhurbaşkan yardımcısını mecliste konuşmayı çok gördüler. Tabii. Halbuki burada çok dehşetli bir mantık hatası vardı. Mantıksızlık vardı. Ya meclis küsten konuşan size amirane konuşmuyor, hesap veriyor. Bilgi veriyor. Tabii evet. ki atanmış verecek. Tabii. Amerika Meclisi'nde gidiyorlar, bilmem kimi dinliyorlar ya. Hmm. Senatosunda dinliyorlar. Niye o adam oraya e, değnekle gidip de e, oradaki temsilcilere talimat mı vermeye gitti? Hayır, hesap vermeye gitti ya. Neyse onu bıraktık. Şu muhtar seçimini bitirelim. Evet. Ben merak ettim şey bu muhtarı seçecekler mi seçmeye. Kötü kötü düşünerek ne yapsın çaresiz adam. Giderken köyün çıkışında böyle bir söğüt falan da var orada. Çeşme başlarında söğüt dikellerdi. Evet. Yani su içip bir adam bir ferahlasa falan diye. Anadolu'da adettir bu. Kavak da dikerler ama söğütün gölgesi daha geniştir ya. Hı hı. Ve söğüt de nazaran nazlı değildir. Çok çilekeş bir ağaçtır söğütü evet. ...tam Anadolu'nun ağacı... ...Anadolu insan nasıl çilekeş... ...Söğüt'te öyle çilekeştir... ...kellesini kesersin gene küsmez... ...gene yeşerir... ...kesersin gene yeşerir... ...efendime söyleyeyim... ...çeşme başında bakıyor ki... ...bir çoban sürüsünü suvarıyor... ...yani su içiriyor... ...suvarmak denir ona... Evet. ...efendim... ...bey hoş geldin diyor... ...bakıyor kravatlı kravatlı falan... ...ha hoş bulduk oğlum diyor... Sen kimsin diyor. Ben Çoban Ali efendim diyor. Bu sürüyü sen mi gidiyorsun? He gidiyorum. Ya Ali diyor. Senin okuman yazman var mı? Beyim ne gezer? Ben koyun peşinde gezen bir adamım. Benim okumam nereden olsun? Lan oğlum Ali. Bak bu kadar zahmetli bir iş yapıyorsun. Sen şuraya gel. İmzanı atabiliyor musun? Vallahi bana bir şey gösterdiler. Şöyle bir çiz dediler. İmzamı devlet dairesine gidiyor öyle çiziyor. Şuraya bir çiz bakayım diyor. Adını soyadını da karşısına yazıyor. Tamam mı? Ali imzaladı. Evet. Çizdi yani Ali. Evet. Tamam. Ali diyor. Bak şu köy var ya diyor. O köy muhtarı şimdi sen oldun diyor. Hmm. Yapma beyim diyor. Oğlum ne kadar yazdım lan diyor. Devletten sana destek olacak diyor ya. Evet. Ali çobanlığı bırakıyor, muhtarlık kuracak adamın kerpiş tabından bir tane e, yarısı ahır, yarısı yatmak, kalkma odası olan süvit bir yeri var. Süvit ahırı var. <laughs> Onun yarısından kerpiçten bir öksüz duvar çeviriyor. Yarı tarafını muhtarlık yapıyor. Tabii. Okuma yazma biline de bir yerden bir tahtanın üzerine. Günümüzün ee, ham afişleri gibi adam hem orada bir odada yapıyor <laughs> bir iki oda falan işte çalışma alanı. Çok güzel abi. Eski. Evet. <laughs> Oraya muhtarlık diye yazdırıyor. Kendi de okuyamıyor ama usta muhtarlık. Şimdi adam köyü idare edecek ama köyün idaresini bilmiyor ki. Evet. Sürü idaresini biliyor. Tabii. Bir de çobanlığı biliyor. E meslek e, olarak. Bizde çoban sülü vardı malum. Çobanlık önemli. Unutuldu gitti. Onu... <laughs> Şimdi... ...köyde de bir muhtarlığını belli edecek yani. Tabii. Etmesi için de... ...en iyi anladığı meslek çobanlık olduğu için... ...çobanların peşini düşüyor. <laughs> Bunların nerelerde nasıl kaytardığını... ...sürüleri... ...otlatır gibi yapıp da... ...söğüdün altında uyuduklarını falan yerlerini... ...kendi de öyle yapıyordu. Efendim, bildiği için... ...oralarda... ...çobanları kıstırıyor. Görüyor ama orada değil köyün içinde onlara talimat veriyor. Hmm. Dağ başında olsa çobanlar döver bunu. Tabii. Gelince muhtarlığa çağırıyor. Kardeşim diyor siz bugün filanın sürüsünü nereye götürdünüz? Muhtarım işte şuraya yok diyor filan yerde yatmışsınız diyor. Ben haberini aldım kendi gördü halbuki. Falan sokakta münakaşa ederlerken hanımı çıkıyor iki elini de beline koyuyor. Hani kavga ederken kadınlar böyle ha. filmlerde görülür ya. Evet. E, Türk filmlerinde. iki elini beline koyuyor. Ali, Ali çoban kısmısın görgüsüz olur. Bunlarla konuşulmaz. Bunlarla sen e, dalaş yapma. Dairene gel, dairene gel. Ali diyor, dairene gel. Muhtarlığa giriyor. Şimdi böyle bir muhtar seçimi Türkiye'de gülüyoruz ama oldu senelerce oldu. Muhtarlık ikinci Mahmut Han zamanında kondu. O zamana kadar muhtarlıklar yoktu. Cami imamları muhtar görevi yaparlardı. Hatta Soğan Ağa Camii'nin Çemberli Taş'ta Soğan Ağa Camii'nin imamı Topkapı Sarayı'nın da nüfus kayıtlarını tutan bir adamdı. Evet. İsterseniz Soğan Ağa Camii imamının hatıraları diye internete girsinler. Osmanlıcasında bulurlar. Efendim bugünkü harflerle yazılısını da bulurlar. Adamcağız ölenleri tek tek, evlenenleri tek tek, doğanları tek tek kaydediyor ya. Devletin en sağlam yeri. Fakat nüfus biraz artınca tabii Mahmut Han'ı da Lord Stratford Kenik Avrupalı yaşamaya Efendim zorlayınca Osmanlı devletinin dalına bindi ya, 54 sene bu adam. Efendim Mahmut Han da bu köy muhtarlığını Kastamonu'da başlatıyor. İlk ilk muhtarlık Kastamonu'da başlıyor. Muhtar nasıl seçiliyor peki? Nasıl seçiliyor? Hangi partiden seçiliyor? Cami imamıyla mektep öğretmeni mualliminin hüsnü şahadetiyle mahalle eşrafının da kabulüyle muhtar seçiliyordu. Mahallenin ileri gelenleri yani insanların derdi olduğunda derdine koşan, kavgası olduğunda kavgayı yatıştıran problemlerini çözmeye hevesli ağır adamlar vardır. Hala vardır. Evet. Devletin çözemediğini çözen adamlar. Meleleri niye kurmaya çalıştılar? Akil adamlar vesaire. Akil adamlar. Meleler. Akil. Evet, akil. Hı efendim onların hüsû şehadetiyle... şu muhtarsın derirdi. Şimdi öyle değil ki kardeş. Muhtar seçiminde dediğiniz gibi ihtiyar heyetine aday olan kimseler e, neredeyse o muhtarın sandığı tabii, tabii hangi şeyde onun yanında duruyorlar ceplerinde demetten kağıtlar giderken ya İsmail abi şu kağıtları da verin de lazım olur diyor. Hatta oradan kağıt kaldırılmıyor. Kağıt ilave ediliyor boyuna. Tabii tabii. Boyuna ilave ediliyor. Peki bu kanunen doğru mu? E doğru canım. Birleşik oy pusulası. Muhtarlarımız, muhtarlarımız şu anda hakikaten eski bundan 30-40 sene önceki muhtarlar kadar yüklü değiller ama hakikaten kimlik ve şahsiyetini bu hükümet zamanında kazandılar. Evet, maaşları var, sigortaları var. Var ve devlet e-posta, e-devleti devreye koyunca her şey muhtarlıktan yavaş yavaş oraya kaydı. Yani bu noter tapuculuk yapıyor. Noter nüfusculuk yapıyor. Noter alışveriş, trafik polisinin görevini yapıyor. Devlet bu hizmeti içine yavaş yavaş çekiliyor. E noter de sorumluluğunu bilen devlet memurundan belki zaman zaman daha da hassas davranıyor. Benim başım yanmasın diye tabii bu parti lideri kim akıl verdi, kim şehittiyse böyle bol bol da şak şak alması için zannediyorlar ki insanlar da sekreter verilecek, maaş verilecek, o da verilecek, mülk verilecek işte deyince hepsi önlerine konmuş gibi oluyor. Evet. Halbuki aslı yok yaylasında yüz bin koyunum vardır. Evet. Daha sonraki yıllarda Halk Partisi iktidar olduğunda böyle yapmadı mı seçimleri? E sen kimi tenkli diyorsun ya? Efendim ben yenilik yani hep onun üzerine kalmayalım. Bak ben yenilik istiyorum yenilik. Ederim. Ya geçin onları. Şimdi evet. bir husus var. E, sizinle de bunu bir ara paylaşmıştım. Yani özel görüştüğümüz zamanlarda. Şu anda bir e, hukuk atılımı yapıyor hükümet devlet. E, nedir? İşte bu kadın cinayetleri, erkek cinayetleri pisi pisine adam öldürmeler. Hiç Be yok. Yere. 500 bin, 500 bin kişilik bir ordu kuruluyor neredeyse. Ve ya da bu ordu işte, eğitilecek. 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 Evet. Ne yapacak bu ordu? <laughs> i̇şte diyecek ki oğlum karakola geldiler vaziyetine baktınız. Durum iyi değil. Aman ha. Ya hadi gidin bakalım evde barışırsınız demeyin. O evde barışırsınız insanları 50 sene evveldi. Şimdi artık evde barışmıyorlar. Ha sen karakola gittin değil mi? Gel bakalım ben adamı nasıl keserim sana bir göstereyim. Ya yeah. elin ayağını bağlamadığında da keserim ben deyip kesiyorlar. Şimdi bunların temelinde ben şöyle bir hadisenin olduğunu tahmin ediyorum. Hatta biliyorum diyebilirim. Birçok programlarda görülüyor ki kadın erkek ilişkileri hususu. Çeşitli dizilerle kışkırtılıyor tahrik unsurudur. Tahrik. Yani insanın bir tek şekli var. Cinsellik. Ondan sonrası bir insan için düşünülemez. Yok. Ya bu insanın bir ruh yapısı var. Bir acıkması var. Bir romatizma olması var. Hasta olması var. Yok yok yok. Cinsellik aşağı, cinsellik yukarı. Yayınlar böyle mi? Evet. Böyle. Bana sorsalar dışarıda Türkiye böyle. Anlayış cinsellik öyle. üzerinde sanki yoğunlaşmış. Tamamıyla bakın Tabii. bütün vakalar, bütün hikayeler. kadın erkekte ama. Cinsel serbestliği. Tabii doğru. Cinsel serbestliği işliyor. Yani bir kız üç kişiyle de beraber oluyor ama mutlu olmadığı için annesi teselli ediyor. Yavrum sen ne olacak bilmem ne falan. Ya kardeşim. Bu insanın bir tabiatı var. Allahü Teala'nın bu konuda bir emri var. Sen şimdi bu cinselliği böyle işlediğin zaman, ne oluyor? Sosyal medyadan evin en masum görünen ev hanımı da, üç çocuğu, beş çocuğu olan da sosyal medyadan bir adam ayarlayıp, kaçamaya başlıyor. E herifi de aynı şeyi yapıyor. O kadını e, sosyal medyada yakalayan adamın da, hanımı, beyi yakalandığı için o da ne yapıyor? O da bir yerden yapıyor. Sonra bunu zaman geliyor, hazmetemez oluyor. Kendi yediği nanelere bakmadan efendim bu hanımının yaptığı şeyi hazmedemiyor. Bir bakıyorsunuz ki programlarda ya bir kadına soruyorlar senin üçüncü çocuğun kimden? Vallahi onu tam bilemeyeceğim diyor. İç çivisinden çıkmış. Ha bunun yolu nedir? Bunun yolu evvela İnsan hayatındaki çok büyük bir etken olan cinsellik meselesini disipline etmektir. Seviyeli birliktelik diye bir şeyi kaldırmak lazım arkadaş. Çünkü adam ne yapıyor? Yapıyor. Bir gün kabul ediyorsa öbür gün kabul etmiyor, gidiyor öldürüyor. Biri kulağına bir şey söylüyor, gidiyor öldürüyor. Sen bu öldürmeyi kafasına koymuş adamı. Ne kadar ikna edersen et, ne kadar eğitim almış polis olursan ol o an için vazgeçirilsin o gene gider yapar. Dolayısıyla toplumdaki esas bataklık cinsellik bataklığıdır. Bunun yasalarla düzenlenmesini bazı şuralar toplanarak ilim adamları vasıtasıyla, cinsellik de dahil sosyal e, bilimlerde gelişmiş insanlarda felsefe, mantık, o bu neyse bunları bir araya getirip bir karar almak lazım. İnsan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri. Yani efendim o da o da nikahsız, şey bekar veya evli değil, öteki de evli değil. E o yaşasın. Yaşıyor ama sorunda bakıyorsun arada kanuni bir bağ yok. Bir gün birisi bıkıyor. Bıkıyor, ben gidiyorum diyor. Gidemezsin. Öldürülenlerin çoğu bundan. Gidemezsin. Ya yani yere... yolda buluyor, yolda kaybediyor ama kaybederken kaybetmek istemiyor, gidiyor. kaybetmek evet, istemiyor, evet. <laughs> kaybetmek istemiyor, öldürüyor bu sefer. <laughs> Dikkat etsinler, baksınlar, psikologlar, sosyologlar dağılsınlar toplumun içerisine, bunun anketlerini yapsınlar ya. Bir seçim için 500 tane anket yaptırıyorlar. Ona göre de 500 tane yalan söylüyorlar. Ya bu hakiki bir şey insanlığı tehdit ediyor bütün dünyada tehdit ediyor atallah bey. Ha Amerikalı veya Avrupalı birisi bu hususu ya aman olsun ben de giderim o da gider ne olacak ya bir şey olmaz falan diyerek kabullenir bir toplum olmuş ama bizim inançlı toplumumuz bunu kabullenmiyor. Kabullenmemesi de lazım. Çünkü insan soyunun karma karışık olması toplum için büyük bir beladır. Ve birçok e, tarihten silinmiş kavimlerin başı bu meseleden derde girerek Allah Teala onları yok etmiştir. Nasıl kurtaracağız aileyi peki? E, ya Yani, hakikaten. Ben şimdi Türkiye'deki ha, yani... aile hayatını kurtarmak için milyonlarca görevli olduğunu biliyorum. Ama bu görevliler işe başka taraftan başlıyor. Yani adam öldürmeye karar vermiş, bıçağı kaldırmış. Ya öldürme şunu diyor. Ha polis gördü beni diyor. Öldürmeyeyim. Tamam tamam abi diyor ya. Ben hata ettim abi diyor. Bir daha yapmam. Kadın diyor ki ben evet gittim diyor. İşte bir ay gezdim. Kız çocukları ya 14-15 yaşlarında ya. Bir ay, iki ay, üç ay. Efendim nerede kaldın? Arkadaşımda kaldım. Ne demek arkadaşımda kaldım ya? anne baba aile hukuku sen anne babaya efendim velayetten sorumluluk yüklüyorsun bu çocuğa bakmaya mecbursun üstünü başını almaya mecbursun yedirmeye mecbursun okula göndermeye mecbursun evet ama bu çocuğun cinsel hürriyetine karışamazsın ana ya bu ne biçim iş ya yani çok hala böyle Kızılay Kampara gitmiş gibi oluyor çocuklar eve girince. Ondan sonra da anne babalarını affedersiniz e, yani evet. sopa sopa atmaktan beter hale getiriyor. Toplumun önünde rezil ediyorlar. Kendi rezilliklerini anne babalarını suçlayarak rezil ediyorlar. Bizi niye dünyaya getirdiniz? Ben mi istedim diyor. Getirmeseydiniz diyor. Böyle diyenler de var. Toplumda bu işin süratle manen çözülmesi lazım. Maddi tedbirler sadece bataklıktaki sivrisinekleri hatta böyle ilaçlayarak değil de teker teker tutarak böyle öldürmeye bezer. Lütfen, lütfen bu bataklıkları manen kurutalım. Buyurun efendim. Bu da toplumun manevi eğitimden geçer. Yani herkes tekkiye, zaveye kapansın da efendime söyleyeyim demeyelim. Efendim rahibe hayatımı yaşayacağız demeyelim. Rahibeler nasıl hayat yaşadıklarını herkes biliyor. Evet. Rahibe hayatımı yaşıyoruz diyorsun ama sen rahibeden beter hale geliyorsun. Olmadı bu iş. Yani toplumda bu işi çözülmesinde evet, ben efendim. büyük fayda görüyorum. Peki. İnşallah, İnşallah bu hususta alınan tedbirlerle birkaç e, milletimizden insanımızın hayatı kurtulsa bile, efendime söyleyeyim devletin aldığı tedbirlerle. Belki sevabı bize de gelebilir. Yoksa geri kalanı felaket. Evet. Milli Bu... ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza anlatalım. Hatta benze şey benimsetelim. Bunun için efendim, bugün için e, tarihçi yazar İsmail Yağcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bana Tavullah Harvas Allah'a